Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Excel'deki pivot tablolarla ilgili bir teknik daha. Pivot tablodan veri almak için özet veri al, get pivot data fonksiyonunu kullanmasını. Basitçe bir yine pivot tablo yapıyorum. Seçtim tablo alanlarını ve tablomu oluşturdum. Satış elemanlarının marka bazında toplam satışlarını bulduğumuzu varsayalım. Bir de renkli bir tasarım yapalım. Arkadaşlar, pivot tabloyu yaptınız. Çok büyük bir pivot tablo diyelim. Bazı yerlerde de pivot tablodan alan çekmek istiyorsunuz. Yani şöyle bakın, eşittir deyip bunu koyduğunuzda pivot tabloda böyle bir fonksiyon var. Biraz daha büyüteyim. Daha iyi görünmez açısından. Şunu daraltalım. Buraya geldim. Eşittir. Şuraya hatta geleyim. Bakın, özet veri al. Get pivot data diye. Bakın, dikkat ederseniz onu buradan alıyor. Ama bakın, tutar demiş. Bizim bu sütunumuz tutardı paralar. Marka Tatlısan. Markanın Tatlısan olduğunu yukarıdaki. Satış elemanında Ahmet olduğunu bize buradan gördüğünüz gibi veriyor. Bu aslında şuradan geliyor. Onu kökenini de öğrenelim. Her zaman olduğu gibi. Bu analysis ve dizayn iki tane şey var. Bakın, burada zaten özet veri al üret diye bir çentik var. O varsayım tıklı. Bunu kaldırırsanız bakın bu sefer daha farklı bir şey üretecek. Doğrudan size şeyini getirecek. O alanın şey. Yani buraya gelip bunu buna bölebilirsiniz. Gerçi biliyorsunuz böyle oranlar falan işinize çok yarayacaksa ondan sonra bizim zaten biliyorsunuz burada değer alanı ayarladı. Value Field Settings'te değer gösterimi Show Value As'da zaten oranlar şunlar bunlar var. Ona ayrı bir şekilde bakarsınız. Buradaki espri şunu siliyorum ve normaline tekrar döndüreyim. Bizim bir özet veri alla bunu yapmak. Ne anlama gelebilir burada? Şuraya markaları aldığımı düşünürseniz. Buraya işte kişiyi aldığımı düşünürseniz. Ondan sonra hani çok büyük bir pivot tablo var. Bunlara liste kutusu yapabilirim biliyorsunuz. Buraya gelip de diyebilirim ki markası Tatlısan değil. İşte oradaki satış elemanı Ahmet değil, efendim, buradaki deyip ondan sonra ayçiçek yağının Ahmet ayda zaten değer yokmuş, iyi. Hemen değiştirelim, Ahmet Arif Kara diyelim ona. 2400 değerini bulalım arkadaşlar. Demek ki pivot tablodan özet veriyle böyle veriyi çekebiliyoruz. Yani çok büyük pivot tablonuz varsa arkadaşlar yine parametrik veriler vererek oralardan da seçtirerek size daha küçük bir. Evet arkadaşlar, bu şekilde sizlere özet veri al olarak ve get pivot data olarak bir pivot tablo tekniğini anlatmak istedim. Umarım yararlı olur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.